Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe, Standart FM. Ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Şu hayatta ne oldum demeyeceksin. Önce bir durup düşüneceksin. Ne oldum demeden önce. Ondan sonra ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Evet. Ben düşünüyorum mesela şu an. Ne oldu? İşte böyle. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Bugün 16 Mayıs Perşembe gecesi 2023 yılı 2023-11 olduğunu tahmin ettiğim Nüsa'yla değerli dostum Mete Avunduk, ben Kaan Çaydamlı, Kadıköy Standart FM merkez stüdyolarında canlı yayındayız. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz gerçekten. Sen de hoş geldin bu arada. Ben de hoş buldum. Bir yoldan hoş geldin, buldum. Farkındayım. Evet. Nasıl amir yol? Yol sakin. İyi. Yol sakin. Paran varsa. Var. Paran varsa sakin. Yoksa bayağı kamyon trafiği var yani. Şeyden. Normal. Yani eski Süleyman Demirel'lerin falan filan yaptığı yollar var. Hatırlıyorum. Onları kullanırsan bir gidiş bir geliş. Onları kullanırsan şey ama işte neyse. Parasını verip ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Evet değerli dinleyenler, bugün evet, önemli konumuz var. Biliyorsunuz Kaybedenler Kulübü her şeyden önce gündemi çok yakından takip eden, gündemden evet, asla kopmayan, adeta bu toplumun nabzını evet, tabii ki. Elinde tutan bir program, bir anlamda bir haber yorum. Bir keresinde şunu söyleyelim yani öncelikle. Önemli olan istikrar. Bugün bakın. Ya bugün mü? Bugün mü bakın? Bugünden geriye doğru bakın şöyle bir. Geriye doğru. Yaklaşık 30 yıldır radyolarda sesi çıkan, evet, hiç sesi kısılmamış, söylemi değişmemiş, evet, söylediğin arkasında duran ya da durmayan, duruma göre şey yapan, evet, boş yapan. Kaç tane bunca yıldır ne oldum dememiş. Kaç oluşum var yani hayatınızda? Benim yok şahsen. Benim de pek yok. Hiçbir şey kazanamamış. Hep kaybetmiş. Benim hayatımda oluşum yok zaten. Benim kendi oluşum yok. Evet, senin zaten oluşum yok. Oluşmuşum ben. Oluşmamış mısın, oluşmamış mısın? Oluşmamış. Özdemir Asaf'ın da şeyiyle. Evet. Bunlar hep zararlı şeyler. Evet. Zararlı isimler. Evet. Tabii. Bu toplumu bu hale getiren mesela Özdemir Asaf olsun. Yani. Necati Abasıyanık olsun. Necati Tüfenk. Necati Tüfenk, Cemal Küeylan. Cahit Sıtkı Sıkılmış. Evet. Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl Kısakürek. Öbürü Edip Vatansever. Melih, Cevdet Kuntay. Evet. İbrahim Kutluay. Duygu Asena. Düşünüyorum yani bunlar hep zararlı evet, toplum. Evet. Bu kokuşmuş, evet, bu değerlerinden yoksun, özünü, evet, yitirmiş, evet, aile toplumsal formasyonunu fermente etmiş. Evet. Fermentasyon, evet, başlatıcı, evet, şeyler. Bozucu, anarşik. Evet. Şeyler. Bir de aynı 30 yıldır olduğu gibi Murat Menteş. Elime tükürdüm. Estağfurullah. İyi gelir. Ya yapayım bir. O tükürmek değil, işemekti. Biz çocukken birbirimizin eline işerdik. Biz de böyle bir at kestanesi. Evet. Sıçan çekiş. Mesela biz çok sıçan çekiş oynardık. Olduğunda ele işeme bizde antiseptikti. Evet. Dostluk göstergesi. Tabii. Yani ancak dostluğun eline işerdik. Yani evet. Ya da aynı dostuna izin verirsin. Evet. Aynı takımdayız. Evet, tabii. Tütünümüz yoktu o zamanlar çünkü. Yoksa tütün basardı. Biz salak mıyız, bize bir elimize işeyelim yani. Yokluk. Tütün yoktu. Ben mısır püskülü kurutup gazete kağıdına, Günaydın Gazetesi kağıdına, Samantha Fox fotoğrafına sardığım şeyleri hatırlarım. İçmeye kıyamadığım şeylerden biridir mesela o. Öyle günlerimiz geldi. Ne oldum demeyeceksin şu hayatta. Ne oldum diyeceksin işte. Evet. Ne oldum demeyeceksin. Evet, bu gece boyunca saygıdeğer dinleyenler yaklaşık 2 saat. Bizim önümüzdeki notlara göre 1 saat 52 dakika boyunca sürecek olan bu akşamki şovumuzda 3 önemli konumuz var. 3 ana önemli konumuz var. Bunlar hayat, kadınlar ve aşık olacak. Bu konularda bize gece boyunca katılmak isterseniz, canlı yayında bizimle fikirlerinizi paylaşmak isterseniz lütfen Instagram üzerinden, Standart FM'in Instagram'ı üzerinden, yani fm.standart'tan bize bir direkt mesaj atın. Evet. Lütfen bu mesaja adınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın ki size buradan ulaşabilelim ve sizinle canlı yayında görüşebilelim. Bunun dışında 2 yan konumuz var. Evet. Bunlar uzaylılar parantezi içerisinde seçilmişlik ve vazgeçilmişlik olacak. İlk bakışta, ilk duyuşta biraz geliyor olabilir, fantastik geliyor olabilir ama inanın öyle değil. Ben de ilk defa duydum zaten. Ben de ilk defa duydum ama önümüzdeki metinler böyle. Evet. Ama biz altını doldururuz yani bu konuda da. Dolduramıyorsak da boş konuşuruz. Boş yaparız yani, olacak. Boş konuşuruz, orada da hiçbir sıkıntı yok. Yine çok güzel bir armağanımız var bu gece. handikaplı açık arttırma oyunumuzda bir dinleyicimize hediye edeceğimiz, onunla ilgili detayları birazdan sizinle paylaşacağız. Hepsinden önce şöyle bir başlangıç yapalım. Seçilmişlik dediğimizde, evet, yani seçilmiş olmak, bu şeyle değil, oyla değil, genel anlamda seçilmiş, evet. Hani sanki doğuştan öyleymiş gibi, hı-hı, dediğimizde ne anlarız? Bullshit. Bence de. Evet. Daha hiçbir şey anlamıyorum, evet, mesela. Bullshit yani. Türkçe nasıl çevireceğim tam bilmiyorum ama bu konuda bir kitap yayınlamıştım. Hayvan pisliği. Evet. Hayvan mezarlığıydı sen yazdığın. Benim o hayvan mezarlığı, hayır, onu çok uzun zaman önce yazdım. Senin yazdığın boktanlık üzerine diye bir mahlasın vardı senin. Frankfurt ismini kullanıyordun o zamanlar. Frankfurt'ta yaşıyordun çünkü. Evet. Zaten iki tane göz üzerine, bir tane de bok üzerine kitap yazdım. Bu da kısa bir risaleydi. Henry G. Frankfurt mahlasıyla yazdığın boktanlık orada üzerine. Orada da yani boktanlık üzerine deyip altı da Mete Avunduk yazacak halim yok. Yani. Ama yani çok büyük tartışma yaşamıştık, hatırlıyorum. Ben bu risaleyi bana ilk fikrimi sormak için çok teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Kime soracağım? Gönderdiğinizde. Önce bir üstüme mi alınayım diye düşündüm. Yok dedim, ne alakası var. Sonra metni inceleyince bunun aslında yani öküz boku üzerine tam olarak çevirmek gerekirse yani olması gerektiği konusunda bir küçük tartışma yaşamıştık ama boktanlık üzerine doğru bir tercihti. Bu konuya nereden geldiğimizi ben onu hatırlamaya çalışıyorum, o yüzden. Bu konuyu bir yerden gelmedik. Bu konuyu konuşuyorduk zaten. Ya biz böyle bir konu mu konuşuyoruz yani? Yani boktanlık üzerine mi konuşuyoruz? Evet. Kim söyledi bunu ilk defa? Siz. Hadi canım. Ah, yaşlılık işte. Ama güzel konu benim hoşuma. Ben belki inanmazsın. Benim yaz tatillerinde haçlığımı çıkarttığım şeylerden biri de, yani yaptığım işlerden biri de inek boku toplayıcılığıyım. Ya. Şimdi bu, siz bunu söylediğinizde tabii sonuçta bu program bir senaryo üzerinden yürüyor ve bir kurgu içerdiği için de, yani ismi geçen kişiler varsa da isim benzerliği ya da tamamen direkt, kurgu gereğidir. Ya da tamamen gerçektir yani, onu tabii. Tabii sadece sizin şeyinizi hatırlıyorum. Affedersiniz, Mayıs deriz biz. Büyükbaş hayvan dışkısında. Sanki 1 Mayıs mizahlı. Kaan Tazik Yandoğan mahlaslı metninizi de hatırlıyorum. Evet. Buyurun, nasıl açıklayacaksınız? Bunu açıklayamayacağım. Yani açıklamayı çok isterim tabii. Ama yani o konuya gelmeden şunu söyleyeyim. Yani dışkı dediğimiz şey, yani bok dediğimiz şey aslında iki kategoride değerlendirilmelidir. Bir et obur hayvanların dışkısı, bir de ot obur hayvanların dışkısı. Katılıyorum. Evet. Ot obur hayvanların dışkısı aslında bir şeydir. Bir insanlığa verilmiş bir hediyedir. Yani ben hakikaten yıllarca yani şöyle bir ritüel olurdu. Akşamleyin hayvanlar ahıra gelirdi. Bütün gün dolaştıktan sonra dağda, bayırda, ormanda akşam ahıra gelir. Bir sıcak bir çorba anneannem yapardı onlara. Evet, evet. Yal. Güzel de kokardı. Kepek yalı. Sonra bir şeyler daha yerler. Sonra sabahleyin çıkarlardı. Şimdi bütün o can, yani bütün memeliler, evet, genellikle sabahleyin dışkılarlar. Evet, çünkü doğru, yani gece uyku falan filan. Çünkü sindirim sistemi uykuda çalışır. Uykuda şey oluyor. Uykunun sonunda çalışır. Evet. Dolayısıyla biz peynir tenekelerinin kapaklarını keser. Onu dışkı toplama aparatı olarak faraş. Evet. Yani hayvanlar işe giderken, yani ormana, biz de arkalarından giderdik ve düşeni yakalardık. Kim daha çok yakalayacak diye. Yani bayağı bir yarış, bir kutlu bir şeydi. Bunu nerede kullanırdık? Bunu her evin bahçesinde bir tezek olur. Tezeklik olurdu. Etrafı işte ağaçlarla, çalılarla çevirir. Evet. Tahtayla. Evet. Yani. O işte kururdu. Sonra kabak olarak yerdik biz onları mesela. Kabağa çok gübre giderdi. Çok sinirlenirdi. Evet. Su çekene. Evet. Çok gübre giderdi. Yani o kadar sen inek boku peşinde koş. Ondan sonra sevmem çünkü kabağı. Ben de sulu. Evet. Sevmem yani. Evet. Binaenaleyh mesela Mısır'da ben hiç firavunluk yapmadım yani, tersti bana yani, yoksa teklif edilmedi değil yani şeylerde. Bu bir Roma'da bir çocuk doğmuştu, sonra onu işte sepete koydular, nehre bıraktılar falan filan, hatırlarsın sen. Hangisi o? Onlardan çok var. Çok var, evet. Bu Cezız mı? Cizız. İsa mı? Ha, İsa. Seversin de İsa'yı, seversin. Ben ilk takıldınız siz. Yakınımdır. Yakın takıldınız yani o dönem. Ama ben ne anlatıyordum abi? Orasını kaçırdım. Ya başını kaçırdım. Tezekten geldin. Bullshit'ten sonra tezekten. Evet. Allah Allah ya. Evet. Ya, herhalde ne oldum demeyeceksin işte. Ne oldum demeyeceksin, bakacaksın. Evet. Bakacaksın. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz derdi. Kaan Çaydamlı, ben Mete Avunduk. Bu gece de Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da 16 Mayıs 2023 Perşembe günü canlı yayındayız ve bugün çok özel konu ve konuklarımız var. Konularımızı baştan şöyle bir saydık. Hatırlarsanız hayat, kadınlar ve aşk üzerine. İlk defa konuşacağımız gerçekten enteresan. Konuşacağız. Bugün seçilmişlik ve vazgeçilmişlik üzerine yoğunlaşacağız. Tabii ki hayat, kadınlar ve aşk. Şüphesiz. Parantezinde hepimiz seçildik ve vazgeçildik. Evet. Yeterince. Düşük bir cümle olsa da siz Ne demek istediğimizi anlamışsınızdır. Bu arada küçük iki hatırlatma yapalım konuğumuzu almadan hemen önce. Tabii ki. Biliyorsunuz Kaybedenler Kulübü Official YouTube kanalı. Evet. YouTube'da yayında hem eski nüshaları 2023 nüshalarını takip edebilirsiniz. Hem de abone olmanızı rica ediyoruz ki önümüzdeki dönemde canlı YouTube canlı yayınlarına. Bu bizim için önemli. Geçebilelim. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz değerli Standart FM dinleyenleri. Kaybedenler Kulübü'nün bir sonunda bir resmi YouTube kanalı var. Bu kanalda burada yaptığımız işleri yayınlıyoruz hemen sonrasında. Daha sonrasında da artık zamanı gelmiş geçmiş bile olabilir ama bu kanal üzerinden canlı yayınlara da başlamayı planlıyoruz. Çok 3 zamana diyelim. Bilemediniz 5 zamana kadar. Evet, hatta daha fazla bekletmeyelim. Ezgi var. Ezgi selamlar. Selam, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ezgi bizi Eskişehir'den arıyor. Merhabalar. Çok iyiyiz. Eskişehir olduğuna göre öğrenci misiniz? Değilim. Yani orada yaşamak istedim ve orada yaşıyorum bir süredir. Çok iyi. Güzel bir şehir. Aynen. Yaşamak için. Türkiye'deki en iyi şehirlerden biri bence tabii. İstanbul'dan sonra bayağı iyi geldi. Evet. Ama ya deniz yok işte. Deniz olmayınca sıkıntı oluyor. Ha. Doğru. Şey var, Porsuk var. Yani. Porsuk'ta Porsuk yok artık. Yüzülmüyor mu Porsuk'ta? Ya ben yüzeni görmedim. Porsuk ben... Şimdi ben yüzünü gördüm de o gece yapamayacağım. O gece sen hava... Öyle tahmin ediyorum ki eksi 12 idi. Bir kış gecesiydi. Sen Porsu'yu atladın. Evet. Bir kedi var. Onu kurtarmam lazım diye atladın. Evet. Sonra büyük bir çığlık attın ve ayağa kalktı. Isırdı. Isırdı ama tabii senin acı duymana sebep olan şey kedi ısırığı değil porsunun donmuş olmasıydı. Bayağı direkt buza çıkıldın sen yani. İşte ısırdı. soğuk ısırdı. Ayrıca o ördekti yani. Abi kedi değildi. Affedersin onu yapmışım. Yani, kaçırmışım ama yanlamasını atladığım için sadece şu tarafım morardı. Evet o ama sonra doktora gittik, o karaciğerden olmuştu doktor. O da normal. Bende biraz demir fazlası var. Varmış. Demir ve kurşun. Kurşun zaten bütün insanlıkta fazla yani. Zaten dünyanın geldiği bu son durumu da düşünürsek bence bu kurşun fazlasının çok etkisi var. Ezgi yani ne iş yapıyorsun orada? Ya uzaktan çalışıyorum. Mühendisim. Aynı zamanda yazarım. Çok iyi. Ne yazıyorsunuz Özgü? Bugün 2. romanımın revizesini bitirdim. Bunun şerefine sizi aramak istedim. Müthiş bir haber bu. Ben çok severim roman yazan insan. Benim eşim yazar. Ne kadar güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aşırı saygı duyuyorum. Evet. Benim çok tanıdığım yok. Yazar tanıdığım çok yok. Birkaç taşra edebiyatçısı bilirim ben. Benim de. Yani onlar da çok kayda alınır şeyler değil. Alper Teker var mesela. Tekirdağ bölgesi. Taşra yazarı. Taşra olan. Alper Teker. Teker olan. Siz ne diyorsunuz diyecektim. Teker diyoruz. Onun dışında da çok fazla tanıdığım yok. İkinci dedin. Birincisi ne oldu? Yayınlandı mı? Evet, birincisi daha yeni yayınlandı. Küçük Eskişehir'de bir yayın evi buldum. Harika. İndi. Evet. En sevdiğim. En güzeli. Evet. Aynen, onun dışında ikisi de Kadıköy'de geçiyor. Tabii ki. Peki sizin Kadıköy'de geçmiş bir hayatınız var mı? Ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Hı. Ve Avcılar'daydı benim kampüsüm. Ve ben oradan haftada 2-3 kere Kadıköy'e gidiyordum. Metrobüste sabahlıyordum falan. Kadıköy bizim aileden geliyor sevgili. Ben de İstanbul Üniversitesi okudum. Sizle herhalde denk gelmedik. Yoksa ben bilirim. Sen İstanbul Üniversitesi'nde okuduğunda Amir İstanbul Üniversitesi değildi onun ismi. Neydi? Konstantinopollü bir şeydi. Ha pardon, affedersiniz. Evet. Ama ya ben öyle sanıyorum değil mi? Yani bizim ana bina, büyük kapı değişmez ya. Daha İstanbul'u fethetmemiştik o zaman. Beyazıt Kulesi de yoktu. Bize pardon, kapı yoktu, kule vardı. Yok, kule yok. Kuleyi mimar Bayhan yaptı. Pardon, tam tersi. Kule vardı, kapı yoktu. 1453 ilk tanışmamızı hatırla. Şimdi Fatih Sultan Mehmet yoktu. Sen üniversite okurken Fatih Sultan Mehmet yoktu. Şeydeydi o. Amasra'daydı. Ya da Bursa'daydı. Yok, Amasra'daydı. Da. Edirne'deydi. Edirne sonra geçti Fatih. Sen hakikaten sen de Erol Egemen'e döndün ha. Amnezya var. Tövbe tövbe ya sizin. Alzheimer mı oldu? Nedir, kaç yaşından? 300-400 öncesinden bahsediyoruz ya. Bir saniye. Baştan alıyorum. Üniversitenin kapısı vardı. Bayazıt Kulesi yoktu. Girince sağda kule yok muydu? Yoktu. Hayda. Yoktu. Orada şey vardı. Kıraathane vardı. Ama biz o kuleye çıkıyorduk. Ya da ben çıkıyordum. Sen çıkıyordun canım, sen yani sen çıkmadığın kule yoktu o yıllarda. Var zıpkın gibiydin. Ben yoksa ölmemiştin. Galata ile karıştırıyor olabilirim. Olabilir. Sen daha ölmemiştin o zaman abi. Evet, ondan dolayı. Hayattaydın yani. Ondan dolayı. Canım sıkıldı şimdi. Ya, üzülme böyle. Bir de ne oldum demeyeceksin. Ne oldum? Özge bu akşam ki handikaplı müzayedemizde yine harika bir hediyemiz var. Bunu seninle konuşurken açıklamak istedim. Bu bir çok güzel ha. Evet, birinci baskı şimdi. Evet, bu ilk baskı bir kitabı Mente. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce başka bir nüshasını armağan etmiştik dinleyenlerimizden birine. Ferhat Portakal'dı galiba. Evet. Bu Kitab-ı Mente'nin ilk baskısının numarasını da söylüyorum hemen. 51. Evet. Oo, 51. Çok severim 51 oynamayı. 51 numaralı nüshası. Bunu yine çift imzalı olarak bir dinleyicimize bu akşam armağan edeceğiz. Bu oyunumuza katılmak için çok güzelmiş. Kim yazmış onu? Kaan Çaydamlı, Mete Avunduk yazıyor. Kapağında. Vardı yani, yani her şeye de bulaşmış buluyoruz. Yani işte demek ki ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Standart FM'in web sayfasında bir radyoma destek bölümü göreceksiniz. Oradan küçük bir destekle bu oyunumuza dahil olabilirsiniz. Sanırım en küçük desteğimiz hala 9 lira. Bence onu 25 liraya çıkartalım. Çünkü bir bira kaç lira şu anda? Tekelde. En ucuz bira mı? Evet. 37. Minimum radyoma bağış 37 TL'dir. Olsun mu? Evet. 37 TL altındaki bağışlar. Önümüzdeki hafta öyle yapalım. Tamam. Kitap şeyine girmez yani bu nüshanın şeyine. Yani bence de ama dinleyenlerimize biz bunu bir şey olarak yapıyoruz. Ne diyelim ona? Bir anı, bir evet, güzellik olsun diye gecenin sonunda imzalayacağız. Daha bunu imzalamadık. O tekrar ediyorum. Standart FM'in sayfasında radyoma destek bölümüne girip küçük bir destekle bu oyunumuzun ilk aşamasına dahil olabilirsiniz. Özge, hı, seni dinliyoruz şimdi. Ezgi. İlk kitabın ismini söyler misin? Belki almak isterim. İnternetten sipariş vermek mümkündür herhalde. Ben mesela şimdi sipariş verebilirim. İlk kitabın adı Mağdum. Mazlum mu? Mağdum mu? Mağdum. Mağduk. Mağdum. M. A. Şey yapayım. Kodlayayım. Lütfen kodlar. Manisa. Aydın. Denizli. Urfa. Manisa. Mağduk. Sen kodla. O da yumuşak U. Mağdum dedi. Mağdum dedi, evet, yumuşak U. Sen kodla. Ben mesela bu kodlama şeyin geçen gün birisi kodluyordu bizi, bu Uğur Şahin. Taksiciye. Mağdumun ben ne demek olduğunu bu arada bilmiyorum. 50 yaşındayım. Ben de bilmiyorum. Onu birazdan soracağım. Manchester. Evet. Amsterdam. Diyarbakır. Adana. Hı-hı. Pardon. Neydi? U muydu dördüncü harf? Yumuşak U. Utah. Hı. İşte. Manchester. Ben de korkasam mı ya? Mağdum ne demek ya? Ya çok merak ediyorum ama şimdi... Bir de siz kodlar mısınız? Ben aşırı merak ettim. Merzifon. Evet. Merzifon. Urfa. Yok, Ağalcı. Urfa A'la başlamıyor mu? Urfa prensip olarak A ile başlıyor. Urfa. Denizli. Hasan. Yumuşak D o, evet. Utah mecburen yani. Utah. Çünkü başka benim de bildiğim yumuşak U yok yani. Utah, Paris. Evet. Hadi bakalım. Ezgi, sizin yaş kaçtı? Benim yaşım 26. Evet. Mağdum ne demek? Mağdum Farsça bir kelime, hiç var olmamış demek. Olumsuz yani, değil mi? Ama evet. Dum da var olmak demek o zaman. Ya. Yani tam emin değilim. Öyle bir bölünme var mı ama hani araştırdım. Moody'den geliyor olabilir. Moody. Evet. Yani eğer mağdumsa, eğer doğru söylüyorsa, ben şimdi tabii bunu Google'lamak istemem ama Moody'den geliyor olabilir. Mesela mağdur var mesela. Evet. Mağdum. Olumsuzluk ekipleri. Net yani bence. Tabii. Mağdur ne demek? Ama yumuşak ye vardır mağdurda. Yok. Mağdur yani. Mağdur. Yumuşak A. Yumuşak A kodlar mısın? Madem. Evet. Enteresan bu kodlama işleri, evet. Çok karışık ya. Bunu Murat Menteşe'ye sormak lazım. Bence de biz çok hiç alanımız olmayan konularda yani hiç anlamadığım şeyler koşturuyoruz. Yani. Adını soyadını da söyler misin? Yani bulabilelim mağdumu. Tabii. Ezgi Çolak mağdum. Ezgi Çolak'ın yeni kitabı mağdum. Doğru mu? Aynen. Ha. Yayın evinden daha kolay bulursunuz aslında. Pardon, yeni kitabı değil. İlk kitabı. Çok iyi. Benim çok hoşuma gitti. Kaç lira? Yani şu an sanırım 80 lira civarı. Çüş. Yuh. 2 bira parası. Çok ince de bir kitap. 2 bira parası ama normal ya. Amir, bu biz bir kitabı mümkün ne kadar ediyor? Şu anda mı? Ha. Yani en son 1500'e Onus'a gitmişti galiba, bildiğim kadarıyla çıkarttım. Evet. Ama işte o yokluktan. Herhalde yokluktan oluyor öyle. Okey Ezgi, ya onun dışında rock'n'roll diyorsun yani. Yani evet, yazmak, çizmek, Kadıköy. Gitmeden Kadıköy hatta daha keyifli oluyor. Ne mühendisisin? Endüstri mezunuyum ama yazılım alanında çalışıyorum. Yazılım, kod mod işleri mi? Kod mod, aynen. İyi para vardır o işlerde. Ya işte yazmaktan kazanamayacağımı düşündüğüm için. Yani evet. Peki, çok memnun olduk seni tanıdığımızda. Tekrar görüşelim, haber ver. Tamamdır. Yeni roman çıkınca da. Tamam. Çok teşekkür gerçekten. Çok görüşürüz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Ya. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe, Standart FM. Ya. Daha dinlenenler Kaybedenler Kulübü. 16 Mayıs Perşembe gecesi Kadıköy Merkez stüdyolarda değerli dostum Mete Avunduk. Ben Kaan Çaydamlı, canlı yayındayız. Biraz bir enerji düşüklüğü var. Bugün ben çok yol yaptım. 2 gündür. Bir uykusuzluk da var. Normal. O yüzden de biraz affınıza sığınıyorum. Mesela ne diyeceğimi unutuyorum. Mesela. O da normal. Önemli değil. Hiçbir önemi yok. Ya bu mesela bulaşıcı mıdır? Yok, bulaşmaz. Bulaşmaz değil mi? Diyorum ben. Erol Egemen'den mi geçti acaba? Böyle şeyler bulaşmaz. Erol Egemen yaşıyor mu ya? Hiç görmedim. Toprağı olsa o da güzel bir insandı aslında. Büyük ihtimalle öyleydi ama şey diyorlar, Elton John'un alter kişiliği olduğu bahsedenler var. Sör mü o? Bu durumda sör oluyor, evet. Evet. Yani Alper Teker, Erol Alter, bunlar herhalde belli bir yolun yolcusu, belli bunlar. Belli. Bunlar bir şeyden geçmiş yani. Evet. Bir de feleğin çemberi denen olabilir, bir şey var. O da olabilir. Ama yani kesin bir bilgi değil yani. Benim kulis bilgisi benimki yani aslında Elton John'un şey olduğu söyleniyor yani. Mahlası olduğu. Bu şeylerden özellikle Diana öldükten sonra çok depresyona girip Datça bölgesine yerleştiği de söyleniyor. Bu Diana öldükten sonra değil de şeyden sonra oldu bence. Dayanamadı diyorlar. Dayanamadı o. Evet. Yani her gün 2 porsiyon döner ekmeğe. Dayanamadı diyorlar yani ama bunlar kulis bilgisi. Ya bunlar sonuçta kulis bilgisi tabii. Evet. Biz de o kadar şey yapamıyoruz, ben de emin değilim mesela. Haber kaynaklarımı da açıklamayacağım, takdir edersiniz. Ben de şüphesiz ben de açıklamayacağım. Şu anda hattımızda Rıdvan var. Rıdvan selamlar. Selamlar Amirler. Evet. Nasılsın? Allah deyiminizi. Allah ayırmasın. Nereden arıyorsun? Ben Avcılar'dan arıyorum Amirler. İstanbul. Avcılar şurası ya. Karşısı yani. Gerçi hiç gitmedim ama. Ben de gitmedim. Allah şey yapmasın. Ben şeyi bitirdim. Ya İstanbul'a yerleştikten sonra okul okuyayım dedim. Bir şeyler okuyayım dedim yani. O yıllarda trendti. Yani mühendis olmak trendti. Mühendis olayım dedim. Baktım neresi var okunacak. İTÜ var. Dedim ben buraya gireyim dedim. İTÜ'ye girdim. İşte 1. yılın sonunda bir tür staj yapmamız gerekiyordu. O yüzden de bir Avcılar'da bir şantiye de bir staj buldum. Sabahleyin Sirkeci'den trene binerdim. Aşağı yukarı 45 dakika kadar sonra Avcılar durağa gelirdi. Avcılar'da inerdim. İyi, Avcılar'a tren vardı yani. Bir tek tren vardı. İyi bak. İyi. Avcılar'da da bir tane büfe vardı. Vapur iskelesi gibi bir şey vardı orada. O klasik. Vapuru var mıydı? Hiç görmedim. Evet. Normal. Evet. Kim vapurlu Avcılar'ın? Yani. Yani niye avcılara gidesin yani? Evet. Klasik Türk tostu diye bir şey vardı o yıllarda. Yani Türk tostu diye bir kavram vardı. Ondan yapıyordu. Çay falan veriyordu. Başka da bir şey yoktu zaten. Gazete satıyordu, sigara satıyordu. Oradan yukarı 40 dakika kadar yürürdüm bir toprak yoldan. Ya etrafta hiçbir şey yoktu yani. İyiymiş. Avcılar öyle bir yerde. Öyle hatırlıyorum. En son işte o stajın ikinci haftasında dedim ben buraya gelmesem de kimse fark etmez deyip gitmedim. Yani avcılara son gidişim odur benim. Bir de Macaristan'dan kaçak olarak geldiğim sene gemiyle şeye çıkmıştık. Avcılar kıyısına çıkmıştık. Ha, geçmiş olsun. Yüzerek. Tam da sahile de şey yapmadık. Serindir orada su. Çok bayılırım ben. Evet. Avcıların Ben şeyi hatırlamıyorum. Biz Macaristan'dan niye kaçak olarak vapurla geldik? Mesela evet yani. Sonra orayı çözemiyorum daha. Nasıl bir enteresanmış. Macaristan'da bu arada yani ben tabii sadece Budapeşte'yi gördüm. Adam akıllı ama harika bir yer ha. Öyledir, öyledir. Harika bir yer. Macaristan harika bir yerdi. Türk kahvesi içmemek koşuluydu yani. Zaten orada Türk kahvesi yok. Macar kahvesi var. Yapıyorlar. Türk kahvesi diye bir şey yapıyorlar. Ben tabii hiç bulunmadım şeyde. Macaristan'da bu arada hani kulis bilgisi yani. Kulis bilgisi olarak şunu söyleyeyim. Macaristan'da saat 11 itibariyle bütün kafelerde herkes bira içiyor. Allah Allah. Öyle bir genel şeyleri varmış onların. Sabah 11 arası. Evet. Yani. Türkiye saatiyle mi? Evet. Anladım. Başka bir şey içilmiyor yani onu söyleyeyim. Ya zaten deniz yok bir kere orada. Nehir var. Evet. Nehir var. Evet. Öyle bir büyük bir nehir geçiyor tam ortadan. Bir tarafına Buda, bir tarafına Peşte diyorlar. Allah Allah. Evet. Ben Buda'da kaldım. Peşte'ye geçemedim. Peşte de zaten çok iyi tınlamıyor. Yani. Evet. Bu da iyi. Peşmerde bir şey gibi yani. Evet. Ben uzun yıllar Viyana'da yaşadım. Sanat simsarlığı yaptım. Viyana'da. Ama işler çok kötü gitti. Meğerse ben kendimi Venedik'te sanıyormuşum. Nerede? Venedik. Ha, sen burada işler iyi olur deyip. Yani Venedik'te sanat işi falan filan öyle bir araştırma yapıp mı? Ben burada sanat işine gireyim diye gittim ama işte şey karışmış yani. Evet. Benim öyle bir de Avustralya şeyim var. Benim zihnim çok karışıyor bazen böyle. Vallahi şimdiden toprağın bol olsun gerçekten. Sen yaşarken de iyi bir insandın. İyi insandı. Evet. Sydney'de şinitzelci açtım. İsmi benziyor diye mi? Evet. Yani onu düşünmedim yani. Ama sıcak iklim. Kızartma gitmiyor. Evet. Sen ne iş yapıyorsun Rıdvan? Hem kafe işinde çalışıyorum hem de öğrenciyim. Çok iyi. Servistesin yani. Yani biraz. Güzel bir şey. Çok insan tanırsın. İyi. İyidir yani. Bence de. Ne okuyorsun? Radyo, televizyon, sinema okuyorum. Kaldı mı o ya? Öyle bir meslek. Maalesef. Hatta bundan seneler önce sizi dinlerken böyle çok heves etmiştim. Sonra dedim ki ne yapıyorum ben? Yazık olmuş. 6 senedir okuyorum herhalde. Bence de yazık olmuş. Olsun be. Yani bir de ya, ne oldum demeyeceksin Rıdvan ya. Ne oldum diyeceksin. Yani. Ne oldum diyeceksin. O yüzden. Öyle ya. Seks hayatın nasıl? Şu sıralar güzel. İyi bari hiç olmazsa yani ona şükredeceksin yani. O da bir şey. En azından evet. Mesela olmayabilirdi. Olmayabilirdi. Tabii. 11 aylık bir diyetim vardı. 11 ay boyunca olmadı. Çok kötüydü. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Ben en son, cümlemize geçmiş olsun. Ben en son bir 32 yıllık bir diyetim vardı. Hakikaten yani Allah düşmanının başına vermesin yani. Çok zor. Amin, cümlemiz. Büyük geçmiş olsun Rıdvan. Sağ olun, amirler, size de geçmiş olsun. Eyvallah. Benim parmak basmak istediğim bir nokta vardı. Lütfen. Vazgeçilmek üzerine konuşuyordunuz ya bugün. Evet, evet. Şunu her zaman çok istedim. Kolay vazgeçilmeyecek birisi olmak istedim ama genelde herkes çok kolay vazgeçti. Bu durum çok can sıkıcı bana göre. Evet, yani vazgeçilmek sıkıcı bir şeydir, doğru. Tabii yani çok yani umursuyorsan, evet, umurundaysa. Çünkü yani vazgeçilmek de seçilmiş hissetmek gibi aslında tamamen narsistik bir yaralanmadan ibarettir yani. Evet, doğru. Bunu biraz sanıyorum Mete Amir'in bu konuda çünkü çok deneyimi var. Benim mi? Evet. Evet. Birazdan daha derinlemesine bu konunun içerisine gireriz herhalde. Çok teşekkür ediyoruz Rıdvan bize. Teşekkürler Rıdvan. Ben teşekkür ederim. YouTube kanalımızı takip et lütfen. Tabii ki de. Görüşürüz. İyi yayınlar. Eyvallah. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe, Standart FM. Evet, derdindenler Kaybedenler Kulübü. Daha dostum Mete Avunduk, ben Kaan Çaydamlı. Kadıköy Merkez Stüdyolarında canlı yayındayız. Hatta bir dinleyenimiz var ama onu yayın almadan hemen önce bugünkü absürt arttırmamızı. Ne diyorsun abi sen ona? Şaşırtmalı. Handikaplı. Handikaplı. Ha. Handikaplı hediyemiz Kitabı Menti değerli dostum Mete Avunduk'un ağırlıkla yazdı. Benimse daha çok araştırmacı olarak kitap için ayrılmış fonu kullanıp dünyanın çeşitli yerlerinde, dünyanın çeşitli kütüphanelerinde çok sayıda el yazmasını tarayarak. Aa, az bir şey değil. Az bir şey değil. Ortaya çıkarttığım kutsal ve sahih evet, mentelerden oluşan özel basım, birinci baskı ve 51 numaralı nüsa. Evet. Kopya. Evet, bugün doğru. Hediyemiz olacak. Bunun için internet sitemizden Standart FM internet sitesinden radyoma bağış kısmına biraz minimum 37 lira yani bir şu anda ve en ucuz bira fiyatı. Evet. Ben 25 lira falan vermem yani amir söyleyeyim. 25 lira. Evet. 25 liraya ben bunu kendime saklarım. Evet. En azından bir 37 lira minimum olmuş. Bir boğazımız ıslansın be. Evet. Evet. O harika bir kitap ve bu gece bir dinleyicimize armağan edeceğiz. gerçekten Standart FM'in sitesinden söylediğimiz gibi radyoma destek kısmına ufak bir bağış yapmanız yeterli. Bu bölümde dahil olmanız için bu oyunumuza değişim ölümden doğar. Sakin olun ve onu kutsayın. Bizim tek buyruğumuz budur diyor. Yani şimdi bunun mealini şeyini yani açmaya kalkarsak biz yani 2-3 gün konuşmamız lazım. Evet yani diyor ki sakin olun diyor. Evet. Kısaca yani sakin olun diyor. Yani aslında şunu diyor yani ne oldum demeyin diyor. Yani, ne oldum deyin diyor. Her maceracı evet. Son yolculuğunu omuzlarda tamamlayacaktır. Ne oldum demeyeceksin diyor. Ya, ne oldum diyeceksin. Ne oldum diyeceksin diyor. Yani sabaha kadar maceracı da olsan evet. Son yolculuğun omuzlarda olacaktır evet. Diyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok şey var. Bir de yani mesela senin geçenlerde keşfettiğin bir mente var. Yeni baskı için istersen mesela beni çok dağıtan bir şeydi. Yani bu göl ve kuğularla evet. ilgili bir şey yani. Kitab-ı Mente'nin 1. ve 2. baskısı tamamen tükendiği için 3. ve geliştirilmiş yeni baskısı üzerine çalışıyoruz. Bir ekip olarak. Kuğu. Göle yük olmaz. Sahih ya kesin. Başka bir şey olabilir kesin. Ama yük olmaz. Sahih mente yani. Evet. Bir şey Irish mente. Irish mente. Ancient Irish mente. Ancient. Afife hattımızda. Afife selamlar. Beklettik seni biraz kusura bakma lütfen. Selamlar merhabalar. Nasılsın? Bizi Ankara'dan arıyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Birkaç hafta önce tekrar görüşmüştük. Evet değil mi ya? İşte onu çözmeye çalıştım ben de. Tam olarak. Evet. Hava nasıl orada? Bahar geldi mi Ankara'ya? Geldi sayılır. Sanırım geldi. Yağmur, fırtına bir şey yok yani. Henüz yok. İyi bari. Siz ne yapıyorsunuz? Görüşmeyeli. Görüşmeyeli aynı. Hiçbir şey yapmamaya devam ediyorum. Çok iyi. Çok iyi. Harika. Dünyanın en zor işlerinden biridir. Evet değil mi? Hiçbir şey yapmamak. En zor iş yani. En son maalesef. Hiçbir şey yapmadığım dönemi hatırlıyorum. Yani hatırlamak bile istedim. Ne kadar yoruluyordum ya Amir. Çünkü 87-88 falan mı? Evet. Ne kadar yoruluyordum ya. Korkunç bir şeydir öyle. Evet. Onun dışında ne yapmıyorsun? Onun dışında bu sıralar... Kedim biraz hasta. Onunla ilgileniyorum. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben yani tam tabii amnezya var bende. Aşağı yukarı yani belli de olmuyor. Mesela eski tarihleri çok iyi hatırlıyorum ama yakın geçmişi hatırlamakta ciddi zorluklar yaşıyorum. O yüzden mesela sesini çok iyi hatırlıyorum ama ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Ben de aynen. Benden bir mikro hikaye istemiştiniz de ben anlatamamıştım. Mikro hikaye. Evet. Evet. Peki bugün hazır mısın mikro hikaye anlatmaya? Bugün de değilim ya. Hikayeler pek mikro değil. Mesela Mete Amir'in biraz önce buldu Ancient Irish mentesi bence tam bir mikro hikaye. Yani. Evet. Kuğu. Bence de. Kuğu göle yük olmaz. Yük olmaz. Ondan önce söylediğim mente daha güzeldi bence. O zaten yazılı bir mente. Ölümle ilgili olan. O zaten oho yani. Biz o menteyi belki inanmayacaksın ama bulduk. Beyazıt Kütüphanesi'nin el yazmaları bölümünde 1800 1819 yılında yazılmış bir küçük bilim kurgu metninde bulduk. Bizi zaten bunun mente olduğuna ikna eden de o tarihlerde bir bilim kurgunun yazılmış olmasının kabul edilemez olmasıydı. Evet. Yani çok ayrıksı bir şeydi. Dolayısıyla buradan yola çıkarak tabii başka bir takım araştırmalar da yaparak bunun sahih bir mente olduğuna karar verdik. Onaylattık. Bana tarot kartlarındaki ölüm kartını hatırlattı. Ben hiç tarot kartı bilmem mesela. Niye be? Bu hayattaki eksikliklerimden biraz. Aslında çok da seviyor olmam lazım. Yani. Yine bu akşamki armağanımızdan iki şey okuyayım size. Yan yana. Hı hı. 18 ila 19. sayfalardan. Ölümsüzlerin en büyük ızdırabı hiç ölmeyecekmiş gibi eşyanlara da tahammül olacaktır. En kötü ölüm yaşamın tükenmemesidir. İtalyan menşeli bir şey gibi. Anşen tamam. Anşen. Evet. Daha çok Kuzey İtalya şeyi var. Kırçıklılığında cümlelerin yani. Yani günü geldiğinde senin varlığınla namus bekçiliği kendi malıyla kevaşelik yapacaktır. Tövbe ederim. Her kir suyla yıkanmaz. Tövbe ederim. Buyur şimdi. Yani tövbe tövbe. Böyle şeyleri okumamak lazım. Ben okumadım. Ben de okumadım. Yani niye okuyayım? Okuyacak şey mi yok ya? Evet, bu akşamki armağanımız bunu son kez bir kez daha doğrusu söyleyeyim. Afife seninle birlikte. Kitab-ı Mente'nin ilk baskısı bu. Evet. Sınırlı sayıda üretilmiş bu ilk baskının 51 nolu kopyası. Kaan Çaydamlı, Mete Avunduk'un kaleme aldığı diyelim kitabı bu akşam bir dinleyenimize armağan edeceğiz. Bunun için tek yapmanız gereken Standart FM'in internet sayfasından Radyoma Destek bölümünden küçük bir destekte bulmanız. Alt birimi amirim Kaan Çaydamlı 37 lira olarak belirledi bu gece için. Evet. Ne zaman açıklanır bu handikaplı müzayedenin sonuçları peki? Gecenin sonunda. Hep yaklaşık hep olduğu gibi 30-35 dakika sonra. Hiç vazgeçildin mi? Afife. Sanıyorum evet. Peki hiç seçildin mi? Evet. Peki seçilmeye tepkin ne oldu? Yani ya mesela seçilmiş olmak aslında aynı zamanda seçmektir değil mi? Yani bir şey yani seçildiğin anda aslında bunu kabul etmeyi seçersin. Yani seçilmiş olmayı kabul etmeyi seçersin gibi. Yani seni seçeni seçtin mi? Yani bir de böyle bir. Evet, seçilmeyi direkt kabul ettim. Çok mu yakışıklıydı? Hayır. Tamam, neyini kabul ettin o zaman? Böyle sorabilir miyim bilmiyorum ama bir şey var. Kimya ile ilgili bir şey mi? Yoksa bize anlatabileceğin daha böyle ele tutulur bir şey mi? Sanıyorum evet, kimya ile ilgili bir şeydi. Adını benim de koyamadığım bir şeydi. Elle tutulmayan bir şeydi. Evet, zaten öyledir. Elle tutulmuyorsa zaten kimya ile ilgilidir. Kimya ile ilgilidir. Yani kimyasal şeyler de elle tutulabiliyor. Yani çok hijyenik olmuyor tabii de. Evet. Pompası nasıldı? Gayet iyiydi. İşte o kimyadan dolayı değil mi yani? Tabii. Yoksa hani çok atletik, çok bilmem ne, çok enteresan teknik yok. Pompada mesela sekste teknik diye bir şey var mı abi? Sen daha iyi bilirsin. Bilmiyorum. Ya, benim çok iyi bildiğim bir konu değil ama benim için şey şudur. Bir giriş çıkış varsa her şey bunun üzerinden konuşulur. Yani. Evet. Yani zaten bir teknik alanı olsa bunun, yani seks teknikleri diye çoktan bir kitabın yayınlanmış olur düzeninde. Benim, düşünüyorum yani. Yani bestseller olurdu. Bestseller olurdu. Belki de olmuştur. Belki de olmuştur. Belki de çıkmıştır yani. Belki de yayınlamıştır. Evet yani mesela bu seçilme meselesini karşılıklı kılan bir durum. Yani bu bireysel bir seçilme ama bir de genel anlamda seçilme hali var. Yani herhangi bir mikro toplulukta. Ben bundan yıllar önce Yağmur Ormanları'nda bir Avrupa fonuyla şempanzeler üzerine bir araştırma yapmak üzere. Ne para indirmiştik be. Üf yani. Güzel de yedik o parayı ha. Evet. Ya yedik bu arada. Evet. Bunu da söylemek lazım. Ha, para ne için ki zaten? Yemek için. Yemedikten sonra. Ama yiyecek bir şey de yoktu. Yani şey vardı. Bir tane hatırlıyorum. Cunda'da bir tane restoran vardı. Devrediyordu. 6 aylığına devraldık orayı. Sonra kapatıp kendimiz yedik. Yani. Ya kendimiz de servis yaptırmıştık uzunca bir süre. Yani, işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani, çok iyi değil mi ya? Yani 6 ay kadar test sürüşü yaptık. Yani personel, mutfak falan çok kaliteliydi. Sabit kaldı onlar. Evet, sabit kaldı. Biz dedik tüm yemekleri denemeden, tüm içecek çeşitlerini test etmeden açmayalım. Bu bizim müşterilerimize karşı sorumluluğumuz evet. Dedik ama 6. ayda artık şeyimiz kalmadı yani. 400.000 euro. 400.000 euro şey olmuştu. Yani şundan içim rahat. Yani bir 400.000 euroyu biz sonuç itibarıyla çeşitli içeceklere evet. Kalamar, ahtapot, akya, evet, çupra, süzme yoğurt, bey balığı, evet. Süzme yoğurt, evet. Bostan patlıcan, bol miktarda deniz börülcesi, deniz kestanesi, çiğ, löp, turuncu, evet. Deniz kestanesi, zeytin. Çeşitli zeytin. Zaten yani bu kadar uzun sürmesinin sebeplerinden biri de zeytin konusundaki o uzun evet. Tartışmalarımızdı. Evet. Zeytinin aynı zeytinden sıkılmış zeytinyağıyla sunulması üzerine çok uzun evet. Tartışmalarımız olmuştu. Yani ben bunu mesela kabul edilebilir bulmuyordum. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Ama şu an yani bugün bakıyorum yani o herhalde genç yaş. Herhalde. Deneyimsizlikten bugün bakıyorum yani bence mükemmel olur yani. Bence de. Yediğin zeytinden mütevellit yağın aynı olması perfect. Kimyasal uyum. Neden olmasın? Kimyasal uyum yani ki yüksek kimyasal meçli pompa gibi bir şey yani. Onun gibi bir şey. YKMP. Ne? Yüksek kimyasal meçli pompa. YKMP. Çok nadir ulaşılan bir şeydir yani. 10 yılda bir açılan sınav gibi. Evet. Güzel. Hoşuma gitti. Peki Affe. Çok teşekkür ederiz Affe. Tekrar görüşelim olur mu? Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Teşekkür. Vay. Yalnızlık çok zor bu. Valla zor. Açıkçası bunu tabii bilmeyen anlamıyor. Bilene de sivrisinek. Ya, şey yani davul, sivrisinek davul yani. Açıkçası öyle. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe, Standart FM. Abi şunu paylaşalım mı ya? Olur. Bardak lazım ama. Hallederim. Tamam. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Avunduk, ben Kaan Çaydamlı. Bugün 16 Mayıs Perşembe gecesi 2023'ün 11. nüshasıyla sizlerle birlikteyiz. Birazdan Beste canlı yayında konuğumuz olacak. Fakat Mete ile paylaşmamız gereken bir şey var. O yüzden ikiye bölmemiz gerekecek. Eskiden buraya kasayla geliyordu. Bu değil mi? Evet. İşte hayat böyle bir şey abi. Köpük sever misin? Nerede olduğuna bağlı. Evet. Yani neyin üstünde köpürdüğüne bağlı. Evet. Bazen köpüğü almak gerekir. Mesela et falan haşlıyorsan kesin almak lazım. Yani köpüğü. Hatta et yememek lazım. Ben yani. Ben et yemem. Ben de et yemem. Pirzola yani çok şeyde kalırsam. Kaburga bazen yemeklerin altına döşüyorum. Mesela iyi sucuk, mesela dövme sucuk. Dövme sucuk tabii. Sivrihisar dövme sucuğu falan olursa ben hani hayır diyemem yani açık konuşmak. Ama yani prensip olarak. Ben kendisini yemiyorum. Bazen yağını çıkartıp pişirdiğim yemeğin sade yağına ek yapıyorum. Sade yağla beraber donsun diye. Aromatik bir şey anlamında. Ya da baharatla uğraşmaktansa. Niye baharatla uğraşayım? Niye baharat? Şöyle yağını çıkarttıktan sonra önce biraz su koyup mu çıkartıyorsun yağını? Şöyle yapıyorum. Genellikle ayıp burada söylemesi tabii. Estağfurullah. Yaklaşık yarım çay bardağı zeytinyağında kısık ateşte sucuğu yakmadan gebertiyorsun. Yağını alıp sucukları alıp çöpe atıyorum. Et çünkü yenmez. Onlarla birlikte tabii ki hafif bir sarımsak desteği yapıyorum yağa. Sarımsakları da kabuğuyla yağa atıyorum. Onları da çöpe atıyorum. Güzel, fazla. Daha sonra elde ettiğim yağı yaklaşık yine yarım bardak biraz daha fazlası bir yerde şeyde kalıyor. Onu da lavaboya döküyorum. Şeyi açsın diye. Lavaboyu açsın diye. Lavaç olarak kullanıyorum. Lavaç. Anladım. Daha sonra normal daha önce tedarik ettiğim sade yağıyla yapmam gereken yemeği zeytinyağıyla karıştırarak pişiriyorum. Çok başarılı. Yani tabii bu yaptığın işlem esnasında tavada kalanı küçük feromonların yemeğe kattı. Bunun peşindesin tabii. Ya. Tabii. O tavanın zemininde kalan aroma. Evet. Çünkü 2 defa terk edildim bu yüzden, biliyor musun? Çok normal. Evet. Yani bir tanesini çok net hatırlıyorum. Çünkü oradaydım. Ama yani çok normal. Evet. Hiçbir tuhaflık yok. İnan bana. Hele bir tanesi. Onda da oradaydın sen. Onda da oradaydın. Yani o kadar noktaya geldi ki sabaha kadar konuşmadık yani. Aynı şeyin içinde. Uyku tulumunun içinde. Aynen, uyku tulumunun içinde. Sabaha kadar konuşmadık yani. Ama zaten konuşacak bir durum yoktu orada. Zaten genel olarak zaten konuşacak çok bir şeyimiz de yoktu yani. Yüzüne bakabileceğiniz bir durum da yoktu. Yok. Siz ona kaşık mı diyorsunuz? Kaşık. Yemeği pişirirken evet, kaşıkla almıştınız, hatırlıyorum. Sesi geldi. Evet. Yukarı kadar. Gelmiştir. Beste? Beste? Pardon, biz böyle bir eski anılara daldık. Kusura bakma. Seni unutmuş gibi olduk ama. Estağfurullah. Ama bugün sesin daha iyi geliyor Beste. Ya evet. Bir toparlanmış gibisin. Bir depresyondan hafif bir çıkış şeyi var. İzleri var. Ne oldu? Seks max bir şey mi oldu arada? Ailemin yanına geldim ya. O da toparlayıcı bir şeydir. Yani. Seviliyorum falan. İyiyim. İyi. Sen terk mi edilmiştin? Yani o süreç nasıldı? Yani getirmek istiyorum lafı aslında, hani vazgeçmek, vazgeçilmek ve seçilmek üzerine konuşuyoruz ya. Sen de yani psikolog olarak bu konuda herhalde bir şeyler diyebilirsin bize. Yani ben en son psikoloğumla bu konuyu konuştuğumda narsistik yaralanma teşhisi koydu bana. Sürekli narsistik. Nelik? Narsistik. Hadi canım. Evet. Hay Allah. Oha. Yani sürekli narsistik yaralanma. Yani ne dedi? Ben bu konuyu konuşmayalım dedi. Sen bu bir narsistik yaralanma dedi. Yaralama o zaman dedim ya. Evet. Niye yaralıyorsun yani? Madem ben narsistik olarak yaralanıyorum. Yaralama kardeşim, senin işin ne? Evet. Bir dön, yüzünü dön dedim ya. Ay. Benle konuşurken bir kere her şeyden önce yani. Ay. Divandayız. Hangi divanda? O ya gerçi hangi diyorsun, herhalde değiştirmişsindir onu. Çok oldu. Çünkü o süngeri olmuştu. Onu artık süngersiz aldım. Çürümüştü ha. Süngersiz aldım yani. Öyle söyleyeyim. Böyle yani Beste. Vallahi aynısı bana da oldu. Hatta hep olmuş. İnsan bazen çok yakınındaki bir şeyi hiç göremiyor. Yani normalde bir yerde otursam da karşıma biri otursa ve böyle 5 dakika falan konuşsa anlarım. Hani zayıf tarafı ne, sıkıntısı ne, ama narsistlere körmüşüm. Çünkü öyle insanlarla büyümüşüm. Hep öyle insanları seçmişim falan. Aile, babayla mı ilgili? Evet. Yeni fark ettim hepsini. Yani evet. Yani. Narsizmin uç noktasında de kalmıyor değil mi? Yani cinsel tercih de öteye geçiyor. Yani narsistik bir probleme dönüşüyor yani. Ama zaten onların çeşitleri falan var. Pasif olanları mesela en kötüsü. Freud, flörtyen Sigmund Freud'un bir vardı. Buna dair bir şey de mi vardı? Bir vakası vardı. Hiç unutmuyorum ya, herif hakim, avukat falan böyle büyük bir şeyde önüne gelene çakıyor falan, böyle bir çakıyor. Acayip bir hikayesi vardı ya. Bir vakası vardı yani. Ha. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ben bilmiyorum. Ben bu konudaki şeyi üstadım benim Herman Hesse'dir. Herman Hesse ayrı tabii yani, onun şeyi bambaşka. Bir de Karl Heinz Rummenigge. Carl Sagan vardı, o ne yapıyor ya? O öldü. Hadi canım. Vallahi toprağı buldu. Ne zaman be? Selamı var sana. Ne bileyim. Selam. Ne zaman olduğunu bir o kadar hatırlasam her şeyi, oho yani. Büyük geçmiş olsun ya. Geçen kitabımı aldım ben de, indirimdeydim. %60. Carl Sagan'ın mı? İndirimde olması almazsınız herhalde. Ya adam ölmüş. Ya, tabii indirimde olacak. Mesela düşünsene, sen ölmüşsün, ben ölmüşüm. Kitabı mente indirimde. Yok ki indirsinler. Yok ki. Nerede bulup indiriyor? Var, indiriyorlar. Ha, yani ben vallahi dirilirim. Yani bu kaçıncı olur bilmiyorum ama dirilirim yani. Ama her seferinde de insan biraz daha hafızası zayıflayarak geri geliyor ya yani, amca. Çok kötü. Beni anlamak, ölümü ondan esirgediğimiz birini anlamak kadar kolaydır. 1586. Mente numarası mı? Evet. Bir ölümsüzün sahip olamayacağı tek şey vardır. Bak şimdi. Yaşama sevinci ve biliniz ki ancak sonlu olan şeyler kutsal olabilir. Büyük saçmalık. Boş mente. Büyük saçmalık. Ama çok ağır yani. Bence büyük saçmalık. Ancak narsistik yaralanmış. Aşağıda. Evet. Uykuyu ölümle karıştıranlarınız olacaktır. Bak. Unutmayın ki bütün tek kişilik şeyler ölüme kardeştir. Ve yine unutmayınız ki geceyi günle, sevgiyi ayrılıkla, sarı kanadı rakıyla, zeytinli yağıyla, şarabı damağınızla sınadık. Siz bunu sınadık olarak anlayanlardan olmayasınız. Biz sadece yaşamı ölümle sınırladık ki size verdiğimiz tek hediye budur. Oha. Yani bunu yazanın bence akıl sağlığından ciddi. Ben de şu anda şüphe duydum. Çünkü yani sarı kanat rakıyla sınanmaz yani. Bence de. Artık şeyiyle şeyini yapmış derler yani. Buna. Rakıyı sınayacaksan başka yani diğer taraflarına bir şey demiyorum. Ben de bir şey demiyorum. Hoşuma gitti. Yani. Ama yani rakı sarı kanat mı kaldı ya? Günah bir kere ya. Bir kere bence sarı kanatlar korunmaya alınmalı. Sarı kanatları şeyle karıştırıyorlar. Erkek istavrit olarak çakıyorlar millet. Ha. Ya erkek istavritleri sarı kanat olarak çakıyorlar. Sarı kanat şeyin ufağı değil mi? Ne deniyor ona? Lüfer. Lüferin ufağı. Ne? Yani şeyin, evet. Kofana'nın iki küçüğü. Torunu. Evet, torunu. Evet. Evet, bu akşamki izninle Beste. Bu akşamki kitabı mente ilk baskı 52 sınırlı numaralı kitabımızda yavaş yavaş yapalım mı? Olur yani, yeter. Şimdiye kadar gelen ki P'lerden yola çıkarak senin de şahitliğinle, estağfurullah, hakemliğinle, evet. Bunu söylememiz lazım. aşağı yukarı saat gecenin sonundayız. Cuma'ya geçtik mi? Yok, var da. Hayırlı cumalar bu arada. Burası muallak. Bilare. Evet, bilare. Bir sonraki programımızda. Beste kendini toparlamış görünüyorsun. Evet. Ama Beste'nin sesini ben iyi duydum. Evet. Evet. Dolayısıyla biz Perşembe günü oradan geçeceğiz yağmurlu bir havada bir motor sürüsü olarak ama teklifim hala daha geçerli yani. Ama benim teklifim ne olacak? Hı? Benim teklifim ne olacak? Hani ben de Bursa'ya kadar Vespa'mla geleyim, beni Bursa'da bırakın demiştim. Evet, ona kalmış ama artık Bursa'da değil. Belki geri döner. Belki geri dönmeyi seçer. Belki geri dönmez. Belki vazgeçer. Ben şu an mutsuz oldum. Ben iyiyim. Ne kadar uzaklaştın Bursa'dan? Karadeniz'deyim. Yuh. Nerede? Allah. Duymuyorum. Cizre. Cizre'deymiş Karadeniz. Çüş. Çünkü yani o ismi ben prensip olarak kullanmıyorum artık. Karadeniz'deki o şehrin ismini. Neden? Karadeniz şeyi bölgesi. Böyle, Karadeniz'de çayıyla meşhur bir şehrimizde, Güzide bir şehrimizde. Ben başta kullanmamıştım ama. Harika bir yer bence orası. Evet. Peki Beste ne kadar kalacaksın şeyde? Cizre'de. Yani hayatımda ilk defa bilmiyorum, öngöremiyorum, bakacağız. Çok iyi. Bu müthiş işte. Bence de harika. Müthiş. Harika. Haberdar et bizi arada. Öyle. Olur. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bize katıldığın için. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Sevdim ben Beste'yi ya. Ben de. Çok karanlık olmasına rağmen aşırı pozitif. Pozitif bir karanlık. Evet. Yurahip gibi. Çüş. Nereden aklına geldi? Öleceksin yakında. Çal bari bir tane. Keşke bir tane bulsam. Yaz bakayım. Questions yazsana. Bakayım burada var mı? Ay. Ya. Bakayım. Yok valla. Getireyim bari bir sonraki gün üstüne. Evet yani. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Avunduk, ben Kaan Çaydamlı. Bir süredir canlı yayındayız. Kadıköy Merkez stüdyolarına da. Bugünkü oyunumuzda radyoya bağış butonunu kullanarak en ucuz bira alt tabanlı evet. Yarışmamızın ya da oyunumuzun handikaplı arttırmamızın sonuçlarını bugün açıklayamayacağız ama bir sonraki nüshada biraz çünkü bugün evet bir karmaşık bir şey var orada. Var. Bir de personel eksiğimiz var bugün açıkçası. O yüzden çok teşekkür ediyoruz buna katılan tüm dinleyicilerimize şimdiden. YouTube'da Kaybedenler Kulübü Official kanalına destek vermenizi abone olarak evet. Rica ediyoruz tekrar ki canlı yayın yapma şansımız olsun önümüzdeki günlerde YouTube üzerinden. Ki eli kulağında. Evet. Bunun dışında sanıyorum Amir yani bugün hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuştuk ve seçilme ve vazgeçme. Evet. Parantezi yani seçilmiş, üzerinde. Seçilmiş olma ve vazgeçilmiş olma üzerine konuştuk bugün. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe, Standart FM. Kaybedenler Kulübü'nün temel misyonlarından biri, değerli dinleyenler, hepinizin de çok iyi bildiği gibi, hiçbir argümanı sonuçsuz bırakmaması, her programın sonunda bir sonuca bağlaması ve hayatın içerisinde kullanılabilir bir düşünce, bir fikir külliyatı oluşturma misyonudur. Dolayısıyla da değerli dostum Mete Avunduk'tan bugünkü 11. Nisan'ın bir genel özetini dinledikten hemen sonra bu geceyi sonlandırmış olacağız. Bu gece aslında en başta da belirttiğimiz gibi seçilmiş olma üzerine konuştuk. Bu birilerinin sizi oy birliğiyle seçmesi ya da bir çoğunluğun sizi tercih etmesi anlamında değil. Daha yukarıdan. Daha sanki önceden belirlenmiş seçilmiş olma üzerine konuştuk. Ama bu konuştuklarımız tamamen boşa çıktı. Uzaylılar, bizim şu anda isim koyamadığımız diğer varlıklar, androidler, yapay zekalar ve yapay zekaların sevimliliği üzerine konuştuk. Vazgeçilmişlik üzerine konuştuk. Bir yapay zeka tarafından vazgeçilmek. Bir yapay zekanın bile sizden vazgeçmesi üzerine konuştuk. Avrupa Birliği, Euro, Avrupa Birliği, Avro-Asya sentezi, Uzak Doğu, Çin, hepsini harmanlamaya çalıştık. Bugün bir kaybeden olmak. Bir kaybeden olarak durabilmek üzerine konuştuk. Evet. Evet, gecenin özeti de bu şekilde, daha doğrusu Mete Avunduk tarafından her zaman olduğu gibi aslında insanı niye 2 saat boş boş konuştuğumuz özeti verin, 5 dakikada bu işi bitirin dedirtircesine özetlediği, aslında 2 saat boyunca konuştuğumuz her şeyi boşa çıkarttı bu anlamda. Bu özetten sonra değerli Kaybedenler Kulübü dinleyenleri, ister istemez hepinizi, daha dostum Mete Avunduk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma selamlıyorum. Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshasını her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine, hayatı ve kadınları maalesef hala da öğrenmekte oldunuz. Kadıköy sokaklarına adadık. Bugün programda adı geçen Erol Egemen, Elton John, Carl Sagan, Necati Tüfenk, Murat Menteşe, Cahit Sıtkı Abasıyanık, Kazım Karabekir ve unuttuğum niceleri ne adadık. Hepinize iyi geceler diliyorum. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Hoşçakalın. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybeden